Hepinize merhaba arkadaşlar. Lige güzel bir başlangıç yapamadık. Evet. Bunun nedeni bildiğiniz gibi transfer dönemiydi. Paramız yoktu. Oyuncu almaya çalıştık. Oyuncu aldık. Aç kaldık. Yani kulüp batarsa yakın zamanda şaşırmayın. Ama bunun telafisi amaçlı. Gruplarımız açıklandı Euroleague'de. Euroleague'de zaten öyle bir gruba düştük ki tam bizi elenmeye itecek bir grup. Ama şimdi lig maçımız var. Lig maçına odaklanacağız. Rakibimiz Adanaspor. Rakibimiz bugün kendi sahamızda Adanaspor. Ve Adanaspor maçına giderken şöyle bir şey oldu. Bildiğiniz gibi ben taktiğimizi değiştirmiştim. 3-5-2 bir ihtimal. Belki başarabiliriz, becerebiliriz düşüncesiyle 3-5-2 ile çıkacağız bugün. Ve kalede sivilerle çıkacağım. Bunun nedeni de taraftarımızın kaymağı biraz daha düşük bulması bu sene özellikle. Ve sivillerin de geri dönüşü olarak bugün ilk 11'de çıkacak. İyi bir performans sergilerse bir sonraki maçta Euroleague maçında gene ilk 11. Ama iyi sergilemesi lazım kendini. Artık kendi sahamızda, stadyon ne yerimizde bugün Adanaspor'u mağlup etme vakti geldi. Önemli isimlerimiz var, yıldızlarımız var, takviyelerimiz var. Ama bunların en önemlisi bugün sahada 3-5-2 yansıtacak bir Karabük var. Tabii bunu ne kadar iyi yansıtabiliriz orası da biraz aşikar. Çünkü bizim oyun formasyonumuz biraz daha 3-5-2'den daha çok 4-3-3'e yönelik olduğu için ve 4-3-3'e yatkınlığımızdan dolayı iyi bir organize gelebilir miyiz, gidebilir miyiz sorusunun cevabı bence ilk dakikalardan sinyali çaktı. Kanatlardan biz biraz zor gideriz. Lan pas yapamadık kanatta. Ver oğlum aşağı. Çok güzelsin. Emre'm. Ah lan. Ah bu Emre be. Ulan çatala taksaydın var ya, gelişinle birlikte coşturacaktın bizi. Harikasın oğlum. Harikasın aslanım. Güzel de pas verdin. Enes'im Ünal'ım. Çektin topu mu? Mükemmel. Mükemmel de arkadaşın yok. Bana sormadan kaleye şut çekiyor. Bak bana sormadan çek çek. Böyle çek. Ama kaleye tutsun. Yani etkili vurdun. Güzel vurdun. Tutturamadın. Tuttursaydın kesin goldü oğlum. Hızlı oynayalım. Enes'im güzel bastın. Gör arkadaşını. Harika top. Muhteşem top. Yürüyün içeri. Yürüyün içeri. Ünlerim gidiyor. Cengiz'im gidiyor. Cengiz'im devrildi. Cengiz'im yıkıldı, hayatına küstü. Presini yapmaya devam ediyor ama bitti. Pozisyonun esprisi bitti. Aferin çocuklar. Aferin. 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 Ulan iyi basıyorsunuz diyecektim. Karışık karışık pozisyon verdiniz. Süpersin Sivi be. Geri dönüşüm muhteşem oldu oğlum. Aferin, böyle devam et. İyi çıkarttın. Vallahi iyi çıkarttın. Yoksa az da kaportayı dakika 25 civarında çizdiriyorduk. Junior'ım iyi indirdin sen de ha. Enes'le bir ikili olun artık. Yani şu muhteşem ikililiğinizi konuşturun. Güzel pas. Yürü Enes'im. Enes'im senin de hiç gitmeye niyetin yok gibi Enes'im ama olsun. Gittiğin kadarıyla be. İyi orta kestin. Junior'ım abartma be oğlum. Yani tamam, topuk pasları veriyordun. Rabona deniyordun. Tribela denemeye çalışıyordun. Beceremiyordun. Ama abartma oğlum. O arkadaki kim ya? Lokum sen misin? Ne haber oğlum boş kaleye? Aman çocuklar aman dikkatli bak. Bu ikiye birler bizim için çok büyük sıkıntı bak. Dörtlü Mac yerine üçledik defansı. Oxford'u iyi uzaklaştırdı. Aman 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 aman. O nasıl vuruyor topa ya? Oxford'um sen nasıl o topu uzaklaştırıyorsun ya? Şekilden şekle giriyorsun, içine alien kaçmış gibi. Ya gitti adamın önüne doğru pas atar gibi kapa vuruyor ya. Daha sağlam oyna oğlum. Vurdun mu? Gitsin o top, stadın dışına çıksın. Hiç önemli değil. Yenisini alırız. Ömürüm ki oyna aşağı. Güzelsin. Junior'ım bak arkandan destek geldi. Ver ara pasını. Süpersin. Hadi lan fosu. 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 Foslat oğlum. Foslat be. Fıs diye ses gelsin be oğlum. Yani güzel vurdun. Etkili vurdun da nereye vurdun? Yani o top ya direğe gitsin. Alışkınız zaten direkleri. Vur direğe gitsin. Belki döner gol mol atarız. Ama dışarı vurdun mu bir esprisi kalmıyor. Yani pozisyon pozisyonluktan çıkıyor. Sonrasında da zaten Adanaspor'un tehlikesi olarak bize geri dönüyor. Lan bu kadar basit nasıl geliyoruz siz ya? Aman aman lan ne yapıyorsun? Niye boş bırakıyorsun adamı ya? Al kardeş vur der gibi önünden çekiliyor herifin ya. Hadi Oxford'um. Oxford'um hadi oğlum. 3 kere müdahale yapmaya çalıştın lan. 1 değil 2 değil 3 lan 3 lan. Belki 2. Tam emin olamadım. Ama en azından çekirge misali 1-2 yap. Bir tanesini de al be. Aa Enes sakatlanmış. Lan oğlum benim Avrupa maçım var. Siz niye adamı benim sakatlıyorsun? Lan topu niye bırakıyor? Allah Allah. Çocuklar da bir garip. Aferin lan Fosu. Aferin oğlum. Hadi aslanım taşı bu topu. Taşı. Ölüyorsun yorgunsun farkındayım. Ama taşı. Ya taşıyamıyorum bari. O niyetlendiğim pası atmayı başar be. Aman aman sakin sakin oğlum sakin tamam. Hırçınlığın
Agresifliğin hiç gereği yok. Hiç gereği yok çünkü bu maç bizim için çok önemli. Moral ve motivasyon açısından önemli. 3-5-2 adapte olmaya çalıştık. Becerdik mi, beceremedik mi emin değilim. Ama Enes'te gole gidiyoruz. Enes... Yok yok, bizden 3-5-2 olmaz. Vallahi bizden 3-5-2 olmaz. Bu ne ya? Aferin oğlum lan. Helal lan size. Orta sahada ne güzel baskı yaptınız beyler. Siz 3 kişi ileride niye yatıyorsunuz sorma sayıp? Ha? Sorma sayıp siz ileride 3 kişi niye yatıyorsunuz? Siviler iyisin oğlum. Ya arkadaş. Lan 4-3-3 oynarken bu kadar ileride kalmıyordu bu çocuklar ya. 3-5-2'de iyice sapıtmaya başladılar ha. Ya da biz formasyona alışkın olmadığımız için çocuklar nerede oynayacağını, ne yapacağını tam emin olamıyorlar ama Gomez'im vallahi güzel bir taşımayla o topu bizi kontraya çıkartamasan da hata çıkartırsın sen. Sende o potansiyel var aslanım benim. Fosu bir şeyler yap. Bak takımın şu an en çok kazanan isimlerinden bir tanesinin gözünü seveyim bir şeyler yap. Yani senden beklenti büyük oğlum. Beklenti küçük olsa tamam eyvallah. Aferin kontrollü rahat güzelsin lokma harika topuk basım astorum benim hadi posum hadi posum la pos vur şuna. Bu top kaçar mı be? Lan boş kale lan Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Büyük umutlarla geldim büyük umutlarla hayalimin içine ettim bıraktın ya. Lan kale boş kale boş sen nasıl onun kalecinin kucağına vurabiliyorsun arkadaş. Ya Junior'ın vuruyordu en azından dışarı vuruyordu. Ondan sonra bana diyorsunuz ki Lokman mı Junior mı? Al sana Junior mı Lokman mı? Sorusunun cevabı. Lan boş kale sen o topu nasıl kalecinin kucağına bırakıyorsun ya? İstesen yapamazsın lan. Vallahi istese denese şansını beceremez. Becerir diyenler varsa da zaten bu pozisyonu gösterir. Hadi Gomez'im hadi çabuk ol çabuk ol oğlum. Maç bitmeden bir pozisyon bir pozisyon. Ya. Bitti. Adana Spor'la berabere kaldık. Yani... Tamam 3-5-2 formasyonu bizim formasyonumuz değil. Zaten bu da analiz bakımından, istatistik bakımından çok net bir şekilde belli. Yemez. Bizim takıma bu taktik yemez. Euroleague'de grubumuz gördüğünüz gibi çok ama çok güzel. Yani Everton'ımız var, Olympiakos'umuz, Young Boys'umuz. Bize bu grupta ne yapacaklar siz hayal edin. Ve ilk maçımız Goodison Park'ta Everton'la olacak ya. Çok güzel bir açılışa imzamızı atacağımıza ben inanıyorum. Taraftarımız da inanıyorsa artık yavaş yavaş maça geçelim. Artık yavaş yavaş Goodison Park'taki deplasmana çıkma vakti geldi. Euroleague'de ilk maçımızdan avantajlı bir skor istiyoruz. Ha bunu başarabilir miyiz? Kafalarda büyük bir soru işareti var. Çünkü Everton kadar tecrübeli, kaliteli oyunculara sahip değiliz. Bu bir gerçek. Tabii ki bu kaybedeceğiz. Pes edeceğiz anlamına da gelmiyor. Elimizden geleni yapacağız. Sahaya futbolumuzu en iyi şekilde yansıtacağız. Tabii ki bunun karşılığında da sonuçlarımızı almaya çalışacağız. Ama işte her şey düşündüğümüz gibi olmuyor. Ve bu yüzden sakata gelmemek adına 4-3'e geri döndüm. Gördüğünüz gibi takım bu. Vallahi ne olur ne biter o da sahada belli olur. Grubun açılış maçında Goodison Park'ta İngiliz ekibi Everton'a karşı bugün zafer istiyoruz. Bugün azim ve coşkunun temellerini, gençliğin ateşini sahaya yansıtmak istiyoruz da Lukaku'yu görünce de tırsıyoruz. Aman oğlum aman boşluklardakileri kaçırmayalım. Boşluklara dikkat edelim. Lukaku'yu Lukaku'yu özellikle tutmaya dikkat edelim. Bak bu adam tehlikeli. Vallahi dakika 7 bu kadar net pozisyon bizim için hiç iyi işaret sinyal falan değil. Gözünüzü seveyim defansta hata yapmayalım. Yani yapabileceğimiz her hata bize pahalıya patlayabilir. Ve bu da grupta averaj açısından bizi baya baya geriye çekebilir. Sonuçta Everton sağlam bir rakip. Güçlü bir rakip ve bu güçlü rakibe bu kadar fazla boşluk verirsek erken dakikalardan onlar da bize tıklatabilir. Yani dakika 7'de ilk tehlikeyi atlat, dakika 10'da Mirallas gelsin golünü atsın. Goodison Park'ta bir coşku hakim ve biz sadece bu gole üzülerek tepki veririz. Sivilarcım sen de Adana maçında iyi performans sergiledin üstüne geleni yedin. Oğlum adama basacaksın, adamın etrafında tur atmayacaksın, gözünüzü seveyim beyler, şunların önlerini bir kapatalım artık bak bu baskı çok var, aman aman. Ya oğlum birbirinize niye vuruyorsunuz siz, gözünüzü seveyim yapmayın lan. Schneider Lane'in Evelson'da ne işi var ya? Yapacak başka adam mı bulamadınız, transfer mi bulamadınız ya? Sivilarcım saçmalama bak, oğlum burası Euroleague lan.
Türkiye Ligi'ne benzemez. Burada parçalar. Parçalarlar. Söyleyemiyorum. Vallahi söyleyemiyorum lan. Konuşurken zorlandırıyorsunuz insanı ya. Güzelsin Sivicim. Lan çocuğun önünden çekil Ömür basket ya. Allah Allah. Lan takıma bak, Euroleague'de var ya, çıktık ayaklarımız titriyor resmen ya. Yürü lan Cengiz. Cengiz, şu topa biraz daha hakim olsan daha iyi olur sanki be. Yani topu bırakıyor, koşuyor gibisin ama çok güzel pas Enes'im. Yazıcım yazar. Yazıcım yazar. Yazar o yazar. Rahat olun, ona bırakın. O golünü yazar. Euroleague'deki ilk golümüzü yazıcıyla buluyoruz. Vurpaşımız. Elemeleri oynadık. Karasına doğru geçmeyi başarmıştık ama Everton'a, Goodison Park'ta gol atmak her takımın harcı değil. Biz bunu başardık ve bunun devamında da bu skoru korumamız lazım. Üstüne bir tane daha atmamız ve buradan bir şekilde galibiyetle ayrılmamız lazım. Çünkü Everton bayağı baskılı oynuyor. Yani girdiği pozisyonlar çok rahat ve biz bunlara önlem bulamıyoruz. Yani çocuklar sürekli Lukaku'yu kaçırıyor, Barkley'i kaçırıyor. Ve bunlar da bize her an pahalıya patlayabilir. O yüzden sağlam bir savunmayla bugün bu işi çözmemiz lazım. Türkiye'de belki bir ihtimal. Bakın, yenebiliriz, kazanabiliriz. Ama bu futbol olmaz. Aferin Cengiz, aferin. Yapış ensesine, bırakma oğlum. Bırakma oğlum. Hemen pes ediyorsun, hemen bırakıyorsun. Bırakma, aman aman. Oha oha ama ya. Arkadaş, adamlar şut çekiyor, kaleye tutuyor, gol giriyor ya. Buradan da bize McCarthy sinyalini çaktı. Kardeş, biz buraya yalnız gelip yatmaya geldik. Haberiniz olsun. Size atacağımızın haddi hesabı yok. Bilginiz olsun. Ya bu kadar sen rahat nasıl dönüyorsun? Nasıl şut çekiyorsun? Nasıl gidiyorsun direğe vurup gol atmayı başarıyorsun ya? Biz vuruyoruz. Allah'ın ittirettiği daha gidiyor top ya. Sahanın dışına çıkıyor lan. Gomez'im yakın oyna. Aferin. Hadi Cengiz'im bak, yap artık bir şeyler be. Ulan o kadar para verdik sana be. Oğlum para verdik lan. Ömür'üm güzel verdin. Hadi Ertuğrul. 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 Ah Ertuğrul ya. İyiydi lan. Vallahi iyiydi. Beklenmedik şuttu ama iyiydi. Enes'im oğlum, ben seni forvetsin diye aldım ya. Sen niye orta sahada sürekli oyun kuruyorsun? Tamam, iyi açtınız oyunu. Güzeldi. Emre taşıdı ama işte ıskalama onu. Iskalama. Lan bir tane şut açısı olmaz mı ya? Ya Enes'i aldık biz takıma forvet diye. Adam orta sahada top taşıma peşinde ya. Ya ben seni top taşıyacağını bilsem zaten forvet oynatmam oğlum. Fosu mükemmel pas verdin ha. Aferin oğlum, aferin. Böyle devam işte, böyle devam. Kısa paslarla, oyunu açarak, boş alanları görerek biz pozisyonlara girer. Bu pozisyonlardan sonuç almasını biliriz. Lan fosu bir kontrol et. Aha çıkmadı. Vallahi çıkmadı. Hadi Gomez'im. O nasıl orta? Güzel ortaymış, güzel ortaymış da Enes'im. Keşke tıklasaydın da indirseydin be. Arkandan yazıcı gelmişti ya. Ya ikinci yarıda iyi top oynuyoruz. Ama işte bu amalar var ya, amalar bizi mahvediyor. Vallahi billahi mahvediyor. Hadi lan Fosu, aldın önüne. Fosu lan ne yapıyorsun? Niye duruyorsun ya? Ne kadar iyi oynasak da ileride bu oluşturamadığımız pozisyonlar yüzünden ve yediğimiz pozisyonlar yüzünden şu an takım can çekişiyor. Vallahi Emre'yi aldım, Cengiz'i aldım ama bir faydalarını göremedim ya. Vallahi billahi bir faydalarını göremedim. Ya boşa transfer etmiş gibiyim şu an onları. Vallahi sonumuz hayrola. Ya umarım kendilerine gelirler. Diğer ki maçta onların kanatlarını değiştirmek var aklımda. Eğer o da bir işe yaramazsa keserim. Basın gidin lan takımdan derim. Vallahi bunu diyecek kıvama geldim. Yani oha, Oğuzhan Özyakup ne alaka lan? Lan oğlum dur 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 ya, Ozil'e şimdi başlayacağım ama ya. Gelen vuruyor, giden vuruyor, gelen vuruyor, giden vuruyor. Oyna moruna döndük lan. Kariyerimizin belki de şu an en farklı skoruna doğru gidiyoruz. Yani Everton bize Euroleague'e hoş geldin dercesine goller atıyor. Oğlum siz ona bir kafanızı soksanıza ya. Top dibinizden geçiyor, herkes izliyor. Oğuzhan girdi, oyuna gol attı. Harika pas Yusuf'um be. Ömürüm, ömürüm, sakin, ömürüm. Neyse olur olur tamam. Yani bilerek mi yaptım, bilmeyerek mi anlamadım ama. İyi, en azından korner kornerdir felsefesiyle bir şeyler olur mu diyeceğim de hiç olmaz. Topun bizim çocuklarla yakından uzaktan alakası yok. Bizimkiler içeri girmeye niyetti. Yusuf'um orada penaltının biraz arkasına atmaya niyetti. Fosu süper verdin. Yattı bari, ah be. Ulan yatıramadın bunu be. Bunu yatıramadın. Adam tecrübeli, kaliteli çıktı. Yatıramadın onu ama. Junior'ım güzel mi? Ah. İyiydi, iyiydi. Denemen iyiydi. Lan 3-1 lan. Hadi lan bir tane atalım. Sonra devamını biz bunun getiririz. Yeter ki
Bu tarz pozisyonlar vermeyelim. Bu tarz pozisyonlar vermeyelim. Sakin. Sakin. Oxford'um benim. Okumuş öğrencim benim. Aslanım. Yaşlı. Lan oğlum pas hatası yapmayın. Vallahi billahi bak olay çıkartacağım ha. Yemin ediyorum olay çıkartacağım burada. Bak gelsek dördü kafanızı kırarım. Lan nereye uzaklaştırdın o topu ya? Dön takıma bak iyice daldı. Heh, ver ver ver. Ayaklarına ver o topu ki adamlar bize dördü atsın. Arkayı dört diyelim öyle gidelim. Vallahi hizmet. Yani diyecek söz yok. Çocukların resmen sağda ayakları titriyor. Ve bunun bize dönüşü arkayı dörtlemekten başka bir şey değil. Ya oğlum sen orada o topu kapmışsın vur gitsene ya. Niye topu gidiyorsun adamın ayağına veriyor? Hadi oğlum hadi koçum tamam tamam o iş bitti o iş bitti. Artık önünü kapatmaya çalış diyeceğim de hiçbir umut vaat etmiyor. Adam maratona katıldı mübarek ya. Lan beşi yemek bari güzel sivi. Sakin sakin oğlum sakin gözünüzü seveyim sakin ya. Beşi yemek bari valla. Karabük 4'e razı 5'e karşı. Bitti tamam bitti ya yeter Godison Park'ta resmen adamlar bizle dalga geçti ya. Ulan Türkiye'de bu maçın rövanşı olacak lan. Siz Türkiye'ye geleceğiniz lan. Vallahi geldiğinizde çok pişman olacaksınız. Bu takım forma girsin biz onlara gösteririz. Ama işte ilk maçtan bunu yapamadık. Pek de artistik yapmanın bir manası yok. Euroleague'de ilk maçımızdan nasibimizi aldık. Yani bu nasibimizi almak bizim için moralman, psikolojikman bir bunalıma soktu. Yani ağlamamız gereken skora güler hale geldik. Çünkü rakibimiz Everton'du ve bize fazla geldi. Ve bu maçta kadroda en ufak bir değişiklik yapmayacağım. Çıkacaklar, oynayacaklar. Oynamazlarsa kafalarını kırarım. Rakibimiz Medipol Başakşehir. Everton'dan aldığımız darbenin artık en aza indirmek amaçlı. Bir şeyler yapmamız lazım. Ben bu arada bir şey yapmayacağım dedim de unuttum. Ben Kaymağı bugün ilk 11 oynatacaktım ve Cengiz ile Emre Mor'un yerlerini değiştirdim. Yani biraz önce yanlış bir bilgi vermiş olabilirim. O yüzden kusura bakmayın. Ama bu maçta onlara güvenim tam. Yani en azından Emre ile Cengiz'in bir şeyler yapmasını istiyorum. Ya geldiklerinden beri hiçbir şey yapmadılar ya. Bir insan top oynamaz mı lan? Ya hadi Emre gene bir şeyler yapmaya çalışıyor da Cengiz çok tırt abi. Yani niye biz onu aldık hala ben soru işareti içerisindeyim o konuda. Çünkü şöyle bir şey vardı. Bildiğiniz gibi geçen sene bizim Cerny ile Burbing'imiz vardı. Onlar baya baya iyiydi. Ama bunlar onlardan sonra hiç gitmedi. Aferin lan Gomez. Var ya sen ne olmasan yemin ediyorum şu takımda kanattan bindirecek adam yok. Çok güzelsin be Enes'im. İyi verdin pasını. Bırak plaseni. Aferin. Yani sen buraya kadar bu topu getir ve plaseni git saçma sapan bir şekilde topa falso veremeden dışarı bırak. Bunu herkes yapamaz. Bunu sadece Gomez başarır. Çünkü o bizim oyuncumuz. Hadi oğlum, hadi aslanlarım. İki kişi bastınız. Alın artık şu topu beyler. Aman, aman, aman. Ya bu boşluk ne ya? Gomez'im daha iki dakika önce pozisyona gittin geldin. Yoruldun mu hemen ya? Hemen kanadını boş bırakmışsın. Yani bu 3-5-2'nin sallantısı mı? Yoksa Everton sonrasının şoku mu? Neydir ne değildir bilemiyorum. Ama gelen buraya giden buraya sistemine dönmeye başladık. Yani ucuma alacağım takımı kazanmak istiyoruz. Yani Adana'ya puan kaybettik. Everton'a puan kaybettik. Ve bunun aynısını Medipol Başakşehir karşısında da olmasını falan istemiyorum. O yüzden şu top sekmesin. Aferin lokum. Aferin lan Gomez. İyi taşıyorsun var ya sen topları. Çok güzel Enes'im. Mükemmelsin be yazıcım. Yazıcım yazdı. Yazıcım yazdı. Adamsın be. Ulan Enes Ünal'ı ben forvet arkası oynasam yemin ediyorum bu kadar asist çıkartamaz ya. Yani çocuk forvet dediğin adam benim bildiğim gol atar. Takıma gol olarak skorer anlamda katkıları. Bizimki asist yapıyor. Ha iyi yapıyor, hoş yapıyor ama gol de atması lazım. Yani ne kadar kiralık olsa da o bu takıma gelecek gol atarak katkıda bulunacak. Asist nereye kadar? Yani yazıcı mı forvet, Enes mi forvet ben anlamadım. Oxford'um benim kapatırsın önüne be. Bilgini konuştur oğlum. Bilgini aferin. Bilgini süper konuşturdum. Kan revan içinde konuşturdum. Lan. Bir de mal mal bakmıyor mahkemeye. Ben ne yaptım dercesine. Ya oğlum kaymış çocuk ya. Çimleri ıslatıyorlar biz daha gelirken zaten. Islatmasanız ne olur. Hadi lan. Hadi kaymağım. Çıkar şu penaltıyı. Kaymak. Ana.
Çocuk köşeyi bildi de çıkartamadı ya lan. Yeri güzel vurdu. Yani resmen 10 numara penaltı kullandık. Kaymak ne kadar köşeyi bilse de filelerin içine girmekten mi, direğin içine girmekten mi ne tam olarak anlamasam da kurtulamadı derken ikisine birden girmiş. Helal olsun. Yani koca direği içine nasıl aldım merak konusu. Rahat oynayın oğlum. Rahat oynayın. Kasmayın kendinizi. Yazıcım. Süpersin be. Hadi lan Junior'ım. Aslanım benim. Koçum benim. Süper vurdun. Üstüne mükemmel vurdun. Yani bu tekniğini hala geliştiremedin. Yani baban olmasa sen bu takımda zor oynarsın ama neyse. Oyna oğlum oyna. Böyle vur. Vurun kalecilerin üstüne. Bu kadar güzel pasları da es geçin. Aferin ya. Gelsin adamlar bize 3'ü atsın, 4'ü atsın. Biz alıştık ya. Ver ver arapasını ver. Çekinme. Hadi oğlum. Hadi aslanım. Ya oğlum boş geçme. Boş geçme. Koy dirseği. Vur yapıştır geri. Ben vuracağım en sonunda sana. Yani çekeceğim soyunma odasına vuracağım en sonunda. Onu istiyorsun ha Oxford. La oğlum ceza sahasında gidiyorsun kayıyorsun penaltı yapıyorsun. Oradan gidiyorsun adam yanından geçiyor. Dokunmaktan acizsin ya. Ya normalde söylediğim tavsiyeler bir oyuncu için iyi bir şeyler değil ama bunu yapması lazım. Ya kart bile yese onu yapacak. Adam gole gidiyor bizimki yanından geçiyor gidiyor umursamıyor. Kaymağım orada kim var sen kime diktin oğlum? Hadi lan Junior'ım bak kaçıyor yazıcım. Yazıcım kaçıyor yazıcım sen de bir niyetten artık ha. Şimdi en sonunda başlatacağınız oynayacağınız futbola. Ya gidecek gibi yapıyor gitmiyor. Junior'ımı da şaşırtıyor ya. Junior'ımı şaşırtmasa o güzel paslarını verir. Klas paslarını verir de şaşırtınca tabii işten geçiyor. Ulan çok güzel oynadık. Emre işte bu be. İşte bu oğlum. Bunu yapacağım lan. Maç bitti gerçi. Ama olsun en azından al şu topu devam et. Oh be sonunda la ben buradayım dedi ya. Allah'tan onu da boş bıraklar ha. Ya atacağından da değil. Bir anlık boşluktan, fırsattan istifade güzel bir yapıştırdı köşeye gol oldu. Kaldır kafanı oğlum, kaldır kafanı Delak'cığım. Güzelsin, çok güzelsin Fosucuğum. Valla bak bu pasını beğendim. Bu pasına harbi diyorum beğendim ama olmadı Ertuğrul'um be. Olmadı oğlum, olmadı devam, yüklenmeye devam. Yokla kaleyi Fosu. Fosu! Ah Fosu lan bir tane tuttur lan. Lan bir tane tuttur lan. Seni Manchester United'dan aldım oğlum, bir tane tuttur şu kaleyi. Ya gene gittin, nereye vurdun ya? Yakın vuruyor ama tutmuyor. Ertuğrul'um süpersin. Tek de Nazarov çok güzel top oğlum be. Hadi lan Emre çek şu topu. Harikasın. Hadi açtın önünü. Vurdun plesini. Vurdun plesini Emre vur. Girdi girdi sonunda sahneye girdi be. Oh be oğlum be. İşte bu Cengiz aynısını yap. Gör. Gör oğlum bak gör neler yapıyor. Adamın üstüne çıkıp sakatlama. Sen de aynısını yap. Sana da para veriyoruz. Tribe girdim lan. Yemin ediyorum var ya o harcadığımız para şu an benden fitil fitil çıkıyor haberiniz yok. Yani bu kadar iyi isimlerle anlaşıp hiçbir verim alamamak beni sinir harbine zorluyor. Ama sonunda Emre aldığı paranın az da olsa hakkını vermeye başlar gibi sinyalleri çaktı adamımsın. Hadi lan seri oyna. Heh şöyle aferin aferin Fosu. Adamın önüne atmak yerine geliyorsun adamın ayağına atıyorsun. Çok güzel girdin. Bıraktın onu yazıcıya. Yazıcıya attı 4 oldu. Arkayı 4 diyoruz. 4'ten vazgeçmiyoruz. Yesek de atsak da hep ve her zaman 4. Bundan sonra felsefe bu yönde. 4 ya atacağız ya yiyeceğiz. Ama bunu yaparken yazıcının bu zamanlardaki yükselen formu, yükselen çıkışı mükemmel. Aferin lan Cengiz bak içeri girince nasıl oluyormuş. Güzel bir orta kestin dokundu çocuk gol oldu bunu yap. Bunu istiyorum senden. Emre sen de gollerini atmaya devam et. Böyle devam edin çocuklar. Böyle devam edin çünkü kazanmamız lazım. Puan ve puanlara ihtiyacımız var bizim. Oh be. Ulan 2-1'den geldik ya. 2-1'den geldik. Bunu başardık. Ama biraz zor başardık. Yazıcımın Yusuf sistemiyle başardık. O yüzden problem yok. Neyse 3 puan 3 puandır. Önümüzdeki maçlara bakalım. Emre Mor'un son zamanlardaki ben performansına bayılıyormuşum. Kim yazıyor ya bunu? Ben bu adamı izlemedim bile. Takip bile etmedim. Bana taraftar tavsiye etti. Hoca dedi Emre Mor dedi var dedi bak dedi güzel adam koşar. Sanın dedi ihtiyacın olan isimlerden bir tanesi. Alır mısın? Alırım dedim aldım. Yani ben onu izlemedim. Zaten izleseydim bu futboluyla almazdım ben onu. Yani son maçta 2 gol attı diye benim gözlem olacak hali de yok. Yazıcı her maç gol atıyor. Enes ona her maç asist yapıyor. Bak ben Enes'e hala laf ediyorum. Niye? Adam gol atmıyor. Sürekli pas veriyor. Şut çekmesi lazım.
Onun biz tekniğini, bitiriciliğini konuşturmamız lazım. Yoksa ben Junior'ı alırım. Arkasına da çakarım Lokman'ı. Onların ikisi kendi haline takılır. Ya bunları düşünün, hesap edin, ona göre karar verin. Benim hakkında da böyle abuk sabuk haberler yazmayın. Rica ediyorum. Ya basınsan basınlığını bil. Neyse, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Everton'a bize 4 dedi ama biz de Başakşehir'e 4 dedik be. Her şey karşılıklı.